Sürdürdüğümüz programda bu haftaki konuğumuz Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi ve Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Ahmet Ali Tuncer. Sayın Tuncer, radyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Efendim, sizinle sünnet konusunda konuşacağız. Önemli bir konu. Eminiz ki dinleyicilerimizin de ilgisini çekecek. Başlarken biraz Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Kliniğini tanıyalım. Bu bölümde kaç öğretim üyesi hizmet veriyor? Kliniğimizde ikisi doçent olmak üzere, birisi yardım doçent, toplam 3 öğretim görevlisi olarak hizmet vermekteyiz. Evet. Ben kliniğinizde ne tür ameliyatlar yaptığınızı da dinleyicilerimize sunalım. Çocuk cerrahisi yeni doğan döneminden 18 yaşına kadar ki süre boyunca çocuklarda görülen kalp, beyin ve ortopedik operasyonların dışındaki tüm operasyonları yapmakta. Özellikle anomalili doğmuş bebekler, bu anomalilere baktığımız zaman akciğer anomalileri, diyafram dediğimiz karın ve göğüs boşluğunu birbirinden ayıran zarın anomalileri, diyafragma hernileri, yemek borusunun gelişimsel anomalileri, yani özofagus atrezileri, yine bağırsak gelişim bozuklukları, bağırsakların arasındaki devamlılığın bozuk olduğu durumlar, intestinal atreziler, yine urogenital sistemin doğuştan gelen anomalilerinden tutun, yeni doğan döneminde sonradan görülen inguinal herniler, inmemiş testis, hipospadyaz gibi patolojiler, yine karın bölgesinde görmüş olduğumuz aktifatın yapan apandisit, invajinasyon yani bağırsakların iç içe geçmesi, malrotasyon gibi diğer batın anomalileri, yine akciğerin ve toraksın bir takım patolojileri, kistatik gibi enfektif hastalıklarının tedavileri çocuk cerrahisi kliniklerinde yapılmakta. Bunun yanı sıra ev kazaları, yabancı sim aspirasyonları, travmalar, her türlü çocuk uçağı travmalarının hem klinik gözlemi hem de cerrahi operasyonları çocuk cerrahları tarafından yapılmakta. Bunun dışında yine çocuklardaki solid tümörlerin, kitlelerin operasyonları da çocuk cerrahlarının bir diğer ilgi alanıdır. Hı hı. Gerçekten birçok ameliyat başarıyla yapılıyor. Bundan dolayı sizlere, sizin şahsınızda tüm hekimlerimize teşekkür ediyoruz. Sayın Tuncer, klinik olarak hedeflerinizden de biraz konuşalım. Çocuk cerrahisinde yapılan tüm operasyonları en güncel tıbbi literatür ışığında teknoloji takip ederek hasta yararına kullanmak ana hedefimizdir. Hı hı. Bu hedef doğrultusunda kliniğimizin hem tıbbi cihazlarını yenilemekteyiz, hem de açık ve kapalı tüm operasyonları olabildiğince kliniğimizde uygulamaya çalışmaktayız. Evet. Çocuk cerrahlarının en çok yaptığı ameliyatlar dersek bize neler söylersiniz? Yani, şüphesiz ki kasık fıtığı, sünnet ve apandisit en çok yapılan operasyonların başında gelmekte. Evet. Bugün programda sünneti konuşacağız. Bu en sık yapılan operasyonların başında olan sünnet, bakalım neymiş ne değilmiş, ana hatlarıyla sizden dinleyeceğiz. Sünnet nedir diye soralım ve kısaca tarihçesinden bahsetmenizi rica edeyim. Sünnet erkeklik organının uç kısmındaki prepüsüm denilen derinin cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Sünnetin tarihçesi M.Ö. 5000 kimi kaynaklarda 5000 kimi kaynaklarda 7000. Yıla kadar dayanır. Dini kaynaklarda ise Hazreti İbrahim'e dayandırılmakta. Dini kaynaklarda Hazreti İbrahim'in Hazreti Allah'la arasındaki akti, sünnet derisinin uç kısmını keskin bir taşla ezerek kan akıtması ile bu akti sağladı. Yani hitan yaptığı geçer kaynaklarda. Yine bunun dışında dini, kültürel ve sağlık gerekçeleriyle tüm dünyada sünnet en çok uygulanan cerrahi müdahaledir. Yahudiler, Müslümanlar, Orta Doğu halkları, Asya ve Afrika'da yaygın olarak hem dini hem geleneksel hem de kültürel olarak yapılmakta. Bunun dışında Avrupa ve Amerika'da da sünnet tıbbi gerekçelerle yaygınlık kazanmaktadır. Yani dünyada her altı kişiden birinin sünnetli olduğunu, ülkemizde de %90-95'in üzerinde vatandaşımızın gerektiğine gerek kültür nedenlerle sünnet uygulandığını söyleyebiliriz. Evet.
Sevgili dinleyenler, Sağlık Olsun programında çocuk cerrahisi anabilim dalı öğretim üyesi doçent doktor Ahmet Ali Tuncay ile beraber sünneti konuşuyoruz. Ve sünnet için yasal durumdan da hocam biraz bahsedelim. Kimler sünnet yapabilir? Sünnet 1928'de çıkarılan kanunla sünnet hukuka uygun bir işlemdir ve sünneti sünnetçilere dahil bu işi bilenler yapabilir denilmekteydi. 2014 yılında bu kanun değişti. 2015 Ocak ayından itibaren sünnet hukuka uygun bir işlemdir ve sadece hekimler sünneti yapabilir. Yani sünnetçilerin ve dışarıdaki eğitimsiz insanların artık sünnet yapması tamamen yasaklanmıştır. Bu alanda bu konuyla en çok ilgilenenler çocuk cerrahları, çocuk üroloji yan dal uzmanları, ürologlar ve işin eğitimini almış olan pratisyen hekimler sünneti uygulayabilmektedir. Evet. Sünnetin yararları var mı yoksa kültürel olarak mı yapılıyor Sayın Tuncer? Sünnet daha çok dini ve kültürel olarak yapılmakta. Ancak 1900'lü yılların başından itibaren cerrahi sünnetin artık bilinmesi ve araştırılmasıyla beraber sünnetin bir takım faydaları da ortaya konulmuştur. Bunların başında birçok ciddi hastalığın riskini sünnetin azalttığını görmekteyiz kaynaklarda. Bunun dışında ürünler sistemi enfeksiyonları, pielonefrit, penis ve prostat kanseri, sünnetli erkeklerin eşlerinde görülen servis kanserlerinin sıklığının azaldığı, HPV, HSV2 gibi enfeksiyonun azaldığı, yine AIDS gibi cinsel yolla bulaşan hastalıkların geçişinin azaltıldığı kanıtlanmıştır. Ve Dünya Sağlık Örgütü Afrika gibi AIDS'in yaygın olduğu ülkelerde artık erken dönem AIDS'e maruz kalmadan önceki dönemde sünneti önermekte ve bununla ilgili kampanyalar yapmaktadır. Evet. Yaygın olarak kullanılan sünnet yöntemleriyle söyleşimize devam edelim. Sünnet tabii insanoğlu var olduğundan beri hemen hemen var olan bir uygulama olduğu için birçok teknikle sünnet yapılabilmekte. Günümüzde cerrahi sünnet, bisturi, makas, klemp ve elektrik enerjisi kullanan bipolar ve termokuter gibi cihazların yardımıyla yapılan sünnet yöntemleri mevcuttur. Biz klinimizde daha çok literatüre de katkılarında bulunduğumuz termokuter yardımlı giyotin tekniği uygulamaktayız. Bu yöntemde komplikasyon oranı diğer tekniklere göre oldukça düşüktür. Benim kendi klinimizde klinik arkadaşlarla beraber yapmış olduğumuz çalışmalarda da bu yöntem termokuter yardımlı giyotin tekniği. Gerek klemp gerekse klasik cerrahi sünnete göre bir takım avantajları mevcuttur. Daha kısa sürede sünnet işleminin tamamlanması, komplikasyon oranlarının daha düşük olması gibi avantajları mevcuttur. Evet. Koter sünneti zararlı mı hocam? Şimdi Faruk Bey, koter deyince monopolar koter aslında bizim koter diye söylediğimiz zaman algıladığımız. Bir de termokuter cihazı var ki bu ikisini birbirinden kesinlikle ayırmamız gerekmekte. Monopolar koter cihazında hastanın ayağına veya vücuduna bir plak bağlanmakta. Koter cihazından gelen elektrik enerjisi çocuğun pipisinin üzerinden akarak koter plağına ulaşmakta. Bu sıradaki elektrik yükü çocuğun pipideki sinirlere hasar vermekte, bir end organ olan penisin damarlarını yakabilmekte ve buna bağlı olarak da pipi düşmesine kadar giden, yani pipide nekroza giden, çocuğun pipisini kaybetmesine sebep olabilen komplikasyonlara sebep olmaktadır. Bu yüzden koter ile sünnet ülkemizde de yasaktır. Literatüre baktığımız zaman da koter sünneti ile ilgili çok ciddi komplikasyonların olduğunu görmekteyiz. Termokuter ise tamamen farklı bir cihaz, tamamen farklı bir yöntem. Bunda elektrik enerjisini bir ısı enerjisine dönüştürmekte. Çocuğun vücudundan akan herhangi bir elektrik akımı olmamakta. Isı enerjisiyle sünnet esnasında hem deri ve mukozayı kesme hem de keserken kanama durdurma, yani koagülasyon dediğimiz işlemi meydana getirmekte. Bu sayede operasyon esnasında kanamayla kanamaya çok maruz kalmamaktayız. Ufak tefek büyük damarları koterizi de termokoterizasyonu da yaptığımız zaman postoperatif dönemde kanamayı neredeyse hemen hemen hiç
görmeyecek duruma gelmekteyiz. Böyle iyi bir avantajı var diğer yöntemlere göre. Evet. Sünnet yapılmaması gereken durumlar var mı hocam? Şöyle söyleyelim, yeni doğan döneminde sarılık, enfeksiyon, düşük doğum ağırlığı, prematürite, epispatyas, hipospatyas gibi anomaliler veya çocuğun farklı başka konjenital anomallerin olduğu durumlarda sünneti ertelemeyi öneriyoruz. Hı hı. Ve herhalde birçok dinleyicimizin merak ettiği bir soruyla devam edecek sohbetimiz. En uygun sünnet yaşı ne zamandır? Sünnet için en uygun yaş ailenin ve çocuğun hazır olduğu yaştır esasında. Hekimler bu ayrımı yaparken Freud'un teorilerinden, psikoseksüel gelişim evrelerini de göz önünde tutarak aslında karar veriyorlar. Freud psikoseksüel gelişim evrelerini şu şekilde ayırmış. 0-1 yaş, oral dönem, yani çocuğun dünyayı ağzıyla tanıdığı, yani tadına bakarak tanıdığı, eline bir ısmarlık da onu ağzına götürerek tanıdığı dönemdir. 1-3 yaş, anal dönem, bu dönemde ise çocuk kaka tutmayı öğrenir ve kakayı bir ödül olarak aslında kullanır. 4-6 yaş arası fallik dönemdir. Bu dönem çocuğun genital bölgesini tanıdığı dönemdir. 7-11 yaş arası ise latent dönemdir. Bu dönem çocuğun dünya ile iletişime geçtiği, artık söylenenleri anladığı ve sözel olarak tepkiler verdiği bir dönemdir. Bu dönem yani 7-11 yaş arası dönem sünnet için bizim önerdiğimiz en uygun yaştır. Bu dönemde çocukla konuşarak, çocuğa sünnet işlemini anlatarak gayet güzel sünnet yapılmakta. Bunun dışındaki en önemli ve uygun ikinci yaş grubu 1 yaşın altındaki dönemdir. Yine 1-3 yaş aralığında da sünnet yapılabilir. Bu üçüncü sırada tercihimizdir. Ancak 4-6 yaş yani fallik dönemde sünneti kesinlikle önermiyoruz. Çünkü bu dönemde sünnet yapılırsa çocuğun çözüme kavuşmamış içsel çatışmaları ve anksiyeteler nedeniyle sünnet sonrası yetişkinlik döneminde ciddi sorunlar yaşanabilmekte. Ben şahsen bu 4-6 yaş arasında bana başvuran sünnetleri bir şekilde ikna edip 6 yaştan sonraya bırakıyorum. Evet. Sayın Tuncer, yeni doğan sünneti üzerine de biraz konuşalım. Yeni doğan sünneti nedir? Bebekler acı duymaz mı? Şöyle söyleyelim, yeni doğan sünneti aslında Yahudilerde eskiden beri uygulanan bir yöntem. Yahudilerde 7. gün Mohel tarafından tırnakla sünnet derisinin uç kısmı çıkarılarak bu işlem uygulanmıştır. Ve komplikasyonları çok iyi bilinen, yıllardır, yüzyıllar, bin yıllardır yapılan bir yöntemdir. Ülkemizde ise daha çok 6-7 yaştan sonraki yaşlarda sünnet yapılmakta idi. 2000'li yılların başından itibaren bu algı biraz değişmeye başladı. Artık ülkemizde de 1 yaş altı dönemde yeni doğan sünneti popüler hale geldi diyebilirim. Bunda tabii kuşkusuz annelerin katkısı çok fazla. Bize gelen yeni doğan sünnetlerin birçoğu baba tarafından değil de anne tarafından istekle gelmekte. Bundaki en büyük durumlardan birisi bezli bebeğin daha az nazlandığı, bir şeylerin farkında olmadığı, ileride bu yapılan sünneti ve işlemleri hatırlamayacağı gibi düşüncelerin ön planda olması. Çünkü 7-8 yaşındaki ilkokula giden veya ortaokula giden bir çocukla sünnet yaptığınız zaman eğer çocuğu önceden psikolojik olarak iyi hazırlamazsanız sünnetten sonraki dönemde bir takım nazlanmalar ve ailenin yani tabiri caizse burnundan getirmeler olabileceği için aileler daha çok erken dönemdeki sünnete yönlenmeye başladılar. Evet. Ve ağrısız... Yani sorunuzun ikinci kısmına cevap vermeliyim. Yeni doğan döneminde tabii çocuklar, bebekler ağrı duyarlar. Yapılan bir takım işte internette veya konuştuğumuz bilimsel ortamlarda söyleniyor. İşte çocuk 2 günlük, 3 günlük çocukların ağrı duymayacağı. Ama öyle bir şey asla yoktur. Acı eşiği yüksek gibi şeyler yazılıyor ama. Asla öyle bir şey yoktur. Çünkü yapılan çalışma göstermiştir ki ilk günlük bebekte bile bir işlem uyguladığınız zaman çocuğun kalp atış hızı yükselerek, solunum sayısı yükselerek aslında ağrıya bir tepki verdiği gösterilmiştir. Yani bebekler ağrı duyar. Onlara da bir anestezi uygulayarak, lokal anestezi uygulayarak en azından sünnet yapma taraftarıyız. Evet. Sayın Tuncer, ağrısız sünneti konuşalım biraz da. Ağrısız sünnet nedir ve siz nasıl uygulamalar yapıyorsunuz bu konuya ilişkin?
Biz sünnette tamamen bebeğin ve çocuğun tarafında bir yaklaşım sergiliyoruz. Çocuğun kötü anımsayacağı bir sünnetin, kötü hatırlayacağı bir sünnetin cerrah olmayı asla önermem ve istemem. Bebeklerde işimiz biraz daha kolay oluyor. Bebeklerde biz daha çok uykuda sünneti öneriyoruz ve tavsiye ediyoruz. Burada da en önemli durum aslında annenin bebeğe yaklaşımı. Annenin sesi, kokusu, bakışı bir çocuk için güven kaynağı ve dünyayı algılamasına yarayan aslında bir işaret levhasıdır. Anne kendinden emin ve sakin durursa duyguları çocuğa da geçeceğinden geçer. Eğer tersine anne kaygılı ve panik halinde ise, şaşkın ise çocuk da aynı tepkileri verip huzursuz olacaktır. O yüzden biz çocuğu sünneti çağırırken bebeğin uykuya, uyku saatine yakın bir zamanda kliniğe gelmesini tavsiye ediyoruz. Hı hı. Bu durumda çocuk kliniğe geldiği zaman hemen bir lokal anestezik kremle pipisinin etrafına bir krem uygulaması yapıyoruz. 15-20 dakika, yarım saat çocuk annesinin kucağında bu krem uygulamasıyla pipisinin etrafının uyuşmasını bekliyoruz. Sonrasında çocuğun bebeğin kilosuna göre ayarladığımız lokal anestezik bir maddeyi ince uçlu bir enjektör ucuyla, iğne ile pipinin etrafına uyguluyoruz. Ve sonra tekrar bebeği annesinin kucağına veriyoruz. Annesinin kucağında ve o güven duygusu içerisinde bebeğin uyumasını bekliyoruz. Uykusu derinleşince de ameliyat masasına veya sünnet masasına alıp sünnet işlemini gerçekleştiriyoruz. Aslında en uygun olanı bu yaş grubunda. Hı hı. Bebeğin annesiyle aynı ortamda bu sünnetin yapılabilmesidir. Kendini güvende hissederek. Kendini güvende hissederek. Ama ne yazık ki toplu sünnetin yapıldığı ortamlarda, devlet hastanelerinde veya toplu sünnetlerde bu tür kurallara riayet edilemiyor. 15-20 çocuğun hızlı hareket etmek durumunda. Aynı ortamda sünnet edildiği durumlarda bunları uygulamak mümkün değil. Bu tamamen kişiye özel aslında yapılan uygulamalara gidiyor bu işler. Evet. Sayın Tuncer, sünnette ne gibi komplikasyonlarla karşılaşılabilir? Komplikasyonları azaltmak için ne tür önlemler alıyorsunuz? Öncelikle işin ehli bir hekim tercih edilmelidir. Komplikasyon azaltıcı olan en büyük tercih budur. İşin ehli yaptığı tekniği iyi bir şekilde bilen bir hekimi tercih etmek. Bunun dışında en çok görülen komplikasyonlar kanama, enfeksiyon, sekonder fimoz dediğimiz sünnet derisinin sonradan uç kısımda kapanması, yine üretra ve penis yaralanmaları sünnet en sık görülen komplikasyonun başında gelmekte. Bu komplikasyonların bir kısmı sünnet esnasında deneyimi testine bağlı komplikasyonlar, bir kısmı da normal olarak görülebilen ve yönetilebilen komplikasyonlardır. Hı hı. Sünnet sonrasında dikkat edilmesi gereken hususları yine sizden rica edelim. Eğer sünnet bir hekim tarafından steriliteye dikkat edilerek yapıldıysa, sünnet sonrasında da çok fazla komplikasyon izlenmemektedir. Sünnet sonrasında pipi antibiyotikli pomat emdirilmiş gazlı bezle veya dolaşım bozmadan yarayı saran ve kendiliğinden düşen pansuman materyaliyle sarılabilir. Ben genellikle sünnetten sonra pansuman kullanmamayı, çocuğun pipisine herhangi bir pansuman materyaliyle sarmamayı tercih ediyorum. Yine bebek bezliyse pipiye antibiyotikli bir antibiyotik gibi pomat veya sıvı vazelin sürüp bezini kapattırıyorum bebeğin. Yine kullanmış olduğum termokter yardımcı sünnet tekniğinde kanama binde birden daha az izlense de ilk gün olası kanamalara, kanama komplikasyonuna karşı çocuğun bezini ara ara açıp aileye pipiye bakmasını tembih ediyorum. Yine günde iki kez antibiyotikli pomat sürülmesi ve antiseptik solüsyonun yukarıdan pipiye temas etmeden damlatılmasını öneriyorum. Sünnetten sonra yaptığımız lokal anestezinin etkisi 4-6 saat sürmekte. 4-6 saat sonra çocuk hafif bir ağrı duyacağı için çocuğun yaşı grubuna göre fitil veya bir ağrı kesici şurup tedavisi öneriyorum. İlk 24 saat ağrı kesiciyi kullandıktan sonra zaten daha sonraki dönemlerde çocuk çok fazla ağrı duymamakta ve herhangi bir ilaca gerek kalmamakta. Evet. Bunun dışında mukoza dediğimiz içlerinin pipi başına yapışık olduğu çocuklarda sünnetten sonra pipi
tipi de beyaz bir membran ve bu membranın sonra kalınlaşmasıyla bir kabuklanma görülebilir. Bu sünnet doğusunda beklediğimiz bir durumdur. Aileler genellikle bu kabuklanmayı bir iltihap zannedebilmekte. Bununla beraber sünnete bağlı olarak biraz pipi başında yalancı bir ödem, bir şişlik meydana gelmekte. Bunların da tedavisi 24-48 saat sonra başlanan ılık su oturma banyolarıdır. Hı. Bir leğenin içerisine bebeği oturtup günde iki kez 10-15 dakika ılık su içerisinde oturduğu zaman hem bu kas sünnet bölgesindeki şişlikler iyileşecektir. Hem de kabuklanmaların en iyi tedavisi aslında budur. Evet. Sayın hocam, sünnet sonrası çocuklar ne zaman havuza veya denize girebilir diye soralım. Bir tabir vardır: bugün sünnet, yarın deniz diye. Bu doğru mu? Evet, aslında şöyle, sünnetten 24-48 saat sonra, yani deri ve mukoz arasındaki epitelizasyon sağlandıktan sonra biz ılık su oturma banyosunu çocuklara öneriyoruz. Bir önceki sorunuzda onu cevaplamıştım. Tabii havuz ortamları biraz daha kirli olabiliyor. Daha bakteri. Daha bakteri olabiliyor. O yüzden denizde biraz daha yakın davranılabilir ama genel olarak şöyle öneriyoruz: yaklaşık bir hafta sonra havuza ve denize girmesinde bir mahsur yoktur diyoruz ama ben Antalyalıyım, Alanyalıyım, deniz çocuğuyuz daha doğrusu. Hı. Daha erken dönemde denize girmesinde aslında bir mahsur yok. Hı. Tuzlu suyun yarayı biraz daha erken pişirdiği ve iyileşmesini sağladığı da izinler arasında var. Peygamber sünneti sonlara yaklaşırken merak ettiğimiz bir konu nedir hocam? Peygamber sünneti idrar deliğinin normalde idrar deliği pipinin uç kısmında yer alırken, hı hı, peygamber sünnetinin deliğin altta bir noktada yer almasıdır. Yani bu alt çocuğun skrotumuna kadar, torbalarına kadar gidebilir. Peygamber sünnetinde, sünnet olan çocuklarda biz sünnetin yapılmamasını tavsiye ediyoruz ailelere ve diğer hekim arkadaşlarımıza. Peygamber sünnetli bir çocuğu, yani hipospat yaslı bir çocuğu gördükleri zaman çocuk cerrahını mutlaka yönlendirmelerini öneriyoruz. Çünkü bu çocukla yapılacak olan işlem özellikli bir işlemdir. Sünnet derisini kullanarak altta olan eksternal mea dediğimiz altta olan idrar deliğine yama yapıp o boruyu uca, pipinin uç kısmına taşıyoruz ve geri kalan sünnet dokusuyla da o yapmış olduğunuz borunun üzerini kapatıyoruz. Aslında bu çocuklara yanlış ellerde sünnet yapıldığı zaman bizim yamada kullanacağımız malzememizi, hı hı, çalıp heder ediyorlar. Evet, bunun için o yüzden evet, mutlaka bir uzmana bu durum lazım. İdrar deliği altta veya yukarıdaysa, ya çocuklar epispat test dediğimiz durumda sünnet deliğinin, idrar deliğinin yukarıda olmasıdır. Hı hı. İdrar deliğinin yerleşiminde bir sorun gördüğü zaman dışarıdaki hekim arkadaşlarımız çocukları mutlaka bir çocuk cerrahına yönlendirmelerini öneriyoruz. Peygamber sünnetli çocuklar kaç yaşında ameliyat ettirilmeli hocam? İşte biraz önce bahsettiğim Freud'un teorilerine göre bu çocukların pipiyi tanımadan önceki dönemde, yani 1,5 yaştan önce biz bütün operasyonlarının tamamlanmasını öneriyoruz. Çünkü bazen tek seansta bu operasyonlar tamamlanabilmekteyken bazen 2-3 seansa giden operasyonlar görülebilmekte. Hı hı. O yüzden 6-18 ay arasında operasyonları yapmaktayız. Afyon'da kliniğimizde de hipospadyos operasyonları başarıyla yapılmakta. Aileler bu konuda geç kalmasınlar diyelim. Evet. Sayın Tuncer, çok teşekkür ediyoruz. Son sözlerinizi alıp dinleyicilerimize veda edelim. Sonsuz olarak sünnet kesinlikle 2 dakikada yapılacak basit bir işlem değildir. Bir cerrahi müdahaledir. Kesinlikle işinin ehli, çocuğun bedenine saygı duyan hekimler tarafından yapılmalıdır. Ailelerimiz bu konuda uyanık olsunlar, çocuklarını ehil ellere teslim etsinler. Teşekkürler. Bu uyarılar son derece önemliydi. Sevgili dinleyenler, Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi ve Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Ahmet Ali Tuncer Sağlık Olsun programında bizimleydi. Haftaya farklı bir konu ve konukla yeniden buluşmak üzere diyoruz. Kapatırken söylediğimiz gibi, ne olursa olsun önce sağlık olsun diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.